Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi Rabbil alemin. Ve salatu ve selam ala Resulina Muhammedin ve ala alihi ve sahbihi ecmain. Ala Resulina Muhammedin salavat. Mahlukatın en zalimi insandır. Mesnevi Nuriye 189'dan okuyacağım. İlk önce 2-3 cümle. Ne yapman lazım? Şunları soracaksın kendine. Başlık şuydu, ona ait bir iki cümle. Nerede duracağını, nerede yürüyeceğini, nerede susacağını, nerede ne kadar konuşacağını, nerede kime karşı duracağını bilmen lazım. Bunlar gibi prensipleri, kaide ve dusturları bilmenin bir, kendini ne kadar tanıyorsan, iki, elinde değişmeyen semavi ölçü ve malzemelerin olma nispetindedir. Burayı anladık mı böyle? Yukarıda 5 tane soruyu sorduk. Yani bir daha, nerede duracağını, nerede yürüyeceğini, nerede susacağını, nerede ne kadar konuşacağını, 4. Nerede kime karşı duracağını bilmen lazım. Bunu yapabilmeni için 2 şart var. 1. Kendini ne kadar tanıyorsan, 2. Elinde değişmeyen semavi malzemeler, ölçüler olma nispetindedir. Yoksa zalim olursun. Aksi takdirde rüzgara oyuncak olan yaprağa benzersin. Bu da asrın mücedditliğinde olduğunu. Nerede bulacağız? Nerede satılıyor bu? Asrın mücedditliğinde onların yanında aktif vazife alman gerekir, yoksa telef olacaksın. Asrın mücedidi herkese göre değişebilir ama Risale-i Nur asrın mücedididir. Benim nazarımda. Çünkü toprağı olmayan, çünkü tarafı olmayan bertaraf olur. Bir daha. Çünkü tarafı olmayan bertaraf olur. Bu kaydedir. Hiç değişmez bir ölçüdür. Tarafı olmayan bertaraf olur. Şimdi Mesnevi'den okuyorum. Buradan bu başlıkla devam ediyoruz. İlem eyyel aziz. 189. Mahlukatın en zalimi insan. Niçin? Çünkü en merhametlisi insandır. Nasıl oluyor abi? Tam ne kadar zıt. Bir şey artı 5'i sıfır yapman için ne koyman lazım karşısına? Artı 5'i sıfır yapman için. Eksi yapman lazım. Eksi kaç? Eksi 5. Eksi 5. İnsan ne kadar yüksekse aynı nispette diptir. Ne kadar ağaç yukarı yükseliyorsa o nispette kökleri dibe ve yaygın olmalı, sağlamlaştırmalı. İnsan mahlukatın en mükemmelidir, en mükerremidir. Lekad halaknal insane fi ahseni takvim. Sonra Allah sümme radetnahu esfele safilin. Bu esfele safiline başka mahluk yoktur. Kimse ahseni takvimse esfeli safilin de o olacaktır. Iceberg buzdağı var. Yukarıda gözükenden daha fazladır, diptir. Şimdi mahlukatın en zalimi insandır. Ne demek insan? Çok ilginç bir ders. Bakayım, ben de merak ediyorum çekinecek diye. İnsan kendi nefsine olan şiddeti muhabbetinden dolayı kendisine hizmeti ve menfaati olan şeyleri hem sever hem kıymet verir. İnsan acayip bir şeydir. Din olmasa ölçüsü şudur. Bir şey menfaati ve lezzeti varsa o iyidir, muhabbete layıktır. Bir şey zararı ve elemi varsa o kötüdür ve pistir. Felsefenin ölçüsü budur.
Felsefe ne, bu din değil. Yani insan kendisi ölçü olmuş. İşte burada da diyor ki insan mahlukatın en zalimidir. Niçin? Çünkü insan kendi nefsine olan, yani nefsine, kendi bene muhabbetinden dolayı kendisine hizmeti, yani pergel insan koymuş kendisine, daireyi bu merkezde çiziyor. Bana menfaati var mı kardeşim? Bana hizmeti var mı kardeşim? Tamam mı? Benim ne menfaatim var? Menfaati olan şeyleri hem sever hem kıymet verir. Yani kendisine dönükse öyle. Ama o olması gerekmiyor. Ama din çapında o öyle olması. Hayır, gerekiyor. Bu yanlış. Din şeyinde de olması öyle değil mi? Din şudur. Hayatın hayatıdır. Hayatın yorumlamasıdır. Din hayatın izahıdır. Din Allah ile insanı, din insan ile kainatı, din Allah ile kainatı yorumlama yöntemi ve yoludur. İzahıdır ve formülüdür. İnsan nedir? Nereden geliyorum? Nereye gidiyorum? Neciyim? Burası neresi? Bunu, bu sorulara cevap verebilen tek yegane mahluk din, tek yegane merci dindir. Bu soruları sorabilen bahtiyar insan, kaliteli bir insandır. Nereden geliyorum? Koltuk. Arkam. Nereye gidiyorum? Fıtratım ne istiyor? Yani ebed isteyen bir insan, sonsuzluk isteyen bir insan, derinliği olmayan, eni boyu olmayan bir insan, fıtratına bakın, bulunduğu yere bakın. Hiç alakası yok. Fıtratına baktığın zaman fıtratın yapısı itibariyle buralı olmaması lazım. Ötelerin ifadesi insan. O zaman nereden geliyorum? Nereye gidiyorum? Burası neresi bu alem-i şehadet? Ve ben kimim? Neyim yani ben? Neyin nesiyim ben? Semeresinden istifade gördüğü şeylere abd ve köle olur. Yani menfaat gördüğü her şeye abd olur, köle olur. Aksi halde ne sever ne kıymet verir. Yani menfaati yoksa ne sever ne de kıymet verir. Acayip. Ve keza hayatın icadında ille-i gayenin yalnız hayat olduğunu bilir. Yani bu kainatın kuruluşunda ille-i gaye yalnız kendi hayatını zanneder. Bu kainat bunun için kurulmuş. Yani ben esasım. Herkes de senin hayatını esas almaz. Seni de almaz. Ben esasım. Ben merkezim. Evde de öyle. Zaten bütün kavgaların sebebi o değil mi? Ben merkezli düşündüğünden, ben merkezli yaşadığından, ben merkezli sizden hareket ve söz beklediğinden kavgaların sebebi budur. Cenab-ı Hakk'ın icat ettiği haylarda, yani yarattığı canlılardan hedef ittiyaz ettiği binlerce hikmetlerinden haberi yok. Yani insana bakan yönü birdir bu kainat. Ama Esma'nın cilvegahıdır. Ahiretin mezrasıdır. Yani Cenab-ı Hak nihayetsiz hikmetleri var. Buna yaratılışın binlerce hikmetlerinden bir tanesi de insandır. Ama zanneder ki hikmetin merkezinde ben varım. O zaman kendisine alakası olmayan, kendisine bakmayan bir şeyi ne sever, ne alakadar olur, ne de değer verir. Nerede değer verdittir. Ve ahmaklık kabul eder. Ya mesela bir misal vereyim. Şimdi çocuğunu kaybeden kadın dünyayı sipsiyah zanneder. Veya dinden kopuk, din hayatı olmayıp fedakar olmayan bir insanın fedakarlığı ahmaklık kabul eder. Ben merkezli düşündüğü için çözümü de o yönde olacaktır yani. Başka ne olacak ki? Pergeli koymuştur. Daire çizerken, aleykümselam. Böyle şimdi sabit değil. Oynuyor. Yani sabit değil yani.
Bir daire hiçbir yerde olmamıştır. Yani ne kadar kıymetlidir. Mesela mabet kuşu. Kedi için, mabet kuşu kedi için fareden farkı yoktur. Yani yukarıda sema varmış. Meyveler yaratılmıştır. Bu kainat tanzim edilmiştir. Uydurukçasıyla dizayn edilmiş. Ve bana bakan tarafı var mı kardeşim? Bana ekmeği var mı? Yok. Hiç umurunda değil. Yani ben kimim? Nereden geliyor? Nereden gidiyorum? Burası neresi? Peki bu sorular olmayıp da peki senin hayatın böyle mi olacak? Aksi takdirde kendisine bakan yönü yok mu bu nimetlerde? Ne sever ne de kıymet verir insan. Hiç umurunda değil. Hatta fedakar bile ahmak kabul eder. Almanlar öyle bilir. İman olmadığı için. Mesela çok ilginçtir. Allah olduğu için almadan verendir. Allah verir, yaratır. Allah'ın zatı nuru olan iman Müslümana girince almadan verir. Verir cömert. Verir yani. Alman ise Allah laptan mısın ya? Niye veriyorsun ya? Cömert değildir. Varsa da çok istisnadır ve bir şey takip ediyor. Çünkü cömertlik imanın asasıdır. Hatem-i Tahi istisna çıkmıştır tarihte. Ona da peygamber diyor ki aleyhissalatü vesselam iman etmemiş ama cömertliğinden dolayı cehennemde hususi bir cennet. Yani azap vermeyecek standart bir ayet verilecek. Sırf cömertliğinden dolayı. Çünkü cömertlik Allah'a mahsus. Yani Allah'ın zatının bir nurudur iman. O nereye girerse Allah'ın o sıfattan aktif ediyor. İşte ve keza hayat mesela adam iman girdi mi fedakar, cömert, yemez yedirir. Cenab-ı Hakk'ın icat ettiği haylardan hedef ihtiyaz ettiği binlerce hikmetlerinin haberi yok. Yani Allah bunları yaratmış. Kuşlar uçuyor. Uçuyorsa hiç umurumda değil ki. Yani benimle ne alakası var yani? Buğday çıkmış. Denizden balıklar üremiş. Oysa bu kitabı kebir-i kainat kitap gibi okumak için gönderilmiş insan. Ya. Acaba imkan ve ihtimalden hariç midir ki alemde görünen şu eşya-i harika daha garip, daha harika, daha mucize, melekütü, berzahi, misali şeylere bazı nümune ve bazı esaslar olmasın. Şimdi buraya sergilenmiş kuşlar var. Yani bu mevbet kuşundan açıldı. Bu kadar mükemmel olamaz yani. Fırça atamaz insan. Tamam da yani birkaç hafta yaşıyor ne bileyim. Şöyle gidiyor. Veya akvaryumda bakıyoruz bazen. İşte yem atıyoruz. Birkaç dakika bakmak için mi yani o kadar harika bir sanat? Olmaması lazım. Nedir bunlar? Meğer bunlar evin kapısını, sarayın kapısını açmak için şifre düğmeleriymiş. Mesela şimdi köpeğe desen ki 365-746 kapı numarası bir bina var ya böyle basıyorsun kapı açılıyor. Şimdi nasıl basacak? Bilmez. Yani kapının onunla açıldığını anlatamazsınız. Ama 3 ayrı, 7 ayrı, 4 ayrı. Bu kainat da böyle yani şifre tabelası yani. Düğmeler mecmuası. Bunlar melekut diye, bunlar şu alemi şahadet o kadar cebiz ki insanlar uykudadır. Ölünce uyanırlar. Niçin uykudayız? Uykuda olan adam kendi varlığından haberdar olmadığı için kendi varlığıyla alakadar olan çevresiyle de alakadar değildir. Kendi varlığının dışındakilerle de alakadar değildir. Çünkü niye? Kendi varlığı yoktur, yok gibidir. Çünkü uykudadır. Bu sefer bu kainatın ne olduğunu hiç fark etmeden gidecektir. Oysa bu dünya o melekut denilen alemi berzah, alemi misal, alemi gayb, alemi ebedinin misali şeyleri, onlara numune bazı esasları olduğunu bilmez.
Hani bir şey dedin ya, hani bu düğmeler gibi. Evet, düğme. Mesela aslında sayıların hepsi doğru abi. Mesela bir kasayı açmak için. He. Hiçbiri yanlış değil sayıların. Ama o kasayı açabilmek için sadece 4 tanesi doğru. Basabilirsen. Yanlışına basarsan o zaman sanki zulmetmiş gibi oluyor insan. Mesela evet. Mesela bir kadının süslenmesi abi. Eğer kocasınaysa doğru. Doğru. Yok. Dışarıyaysa abi aynı fiil ama bu sefer yer değişti. Bu sefer insanlara harama sokmakla, kocasına ihanet etmekle vesaire bir sürü şeyler var. Vesaire, doğru. Yani bu alem var ya, her bir nefes, her bir göz bakışı, kamera ya, kamera enerji harcıyorsun. Yani telefonla bir şey çektiğin zaman böyle, demek harcıyorsun, pil harcıyorsun. Tamam, o teknoloji harcıyorsun. Yani bu yaşantının tümü hep şifreler mecmuası. Yani örtülmüş bir şeyin üzerine bu alem, o alem, alem-i melekut deniliyor. O alemin üzerindeki şu perde, bu varlıktaki varlık var ya, kuştur, elmadır, ne bileyim, nefes almaktır, böbrektir. Bunlar hepsi onun üzerine şifre düğmeleri. Bunları doğru kullanırsan şak diye açılıyor perde. Bu şimdi abi miftah mı oluyor yoksa anahtar mı? Bunlar seni inşa ettiği için miftahtır. Düğmeleri sıfatsan anahtar olurdu. Ama bunu nasıl açıyorsun? Yani hani dediğim tam da ne diyorsun ya, ne demek istiyorsun? Hani bu düğmelerdir. Kuş bir düğme, ağaç bir düğme. Arkadaşlar, insan bunu tefekkür eder. Tamam, tefekkür eder. Tefekkürün saati hayrı min ibadet seneti. Bir saat tefekkür, bir sene nafile ibadetten evladır. Mesela Allah da az, ne kadar az düşünüyorsunuz. Efele tefekkürün, düşünmez misiniz? Tefekkür etmez misiniz? Yani ayetlerle bizi tefekküre sevk ediyor. Yani tefekkür bir yöntemdir, sıyrılmaktır. İşte bir ağacı tefekkür ettiğin zaman o düğmelik vazifesini yapar, hemen seni karşıya geçirir. Bir ağaç veya bir kuş Allah'a tefsir eden bir müfessir gibidir, alim gibidir. Tefekkür ettiğin zaman arkasına geçiyorsun. Tefekkür edemezsen bu tarafındasın. Tefekkür. Yani yöntem o. Tefekkür bir yöntemdir. Ve yol açılmasıdır. Öteden onaylanmaktır. Geçen başkasıdır. Şöyle diyeyim. Dağ düşünün. Hedef. Dağa çıkmak için dönerli yollar var, tamam mı? Döne 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 çıkacaksın. Bu yol fikirdir. Kamyon, araba, kamyon tefekkürdür. Onu süren akıldır. Gidiyorsun gidiyorsun, kamyonu çıktın çıktın çıktın, vardın hedefine. Neredeyse. Oradan kamyona bir şey yükledin. O manadır. Ve tefekkür ehli için her şey harftır. Hepsi şifre açılmasıdır. Ötekisini seyreder. Sana böyle bakar, içini seyreder. Nasıl olur? Röntgen var doktorların kullandığı. İçini seyrediyor. İçini seyrediyor. Üstad Hazretleri diyor ya, Nun'la mıydı abi? Girdim diyor o aleme. Evet. Nun harfiyle girdim diyor. Girdim gidi, çıktım diyor. Yani bir de şu devam edelim. İlemeyyel aziz. Bu güzel alemin bir maliki bulunmaması muhal olduğu gibi. Yani bu güzel memleket tasvir eden, boyayan, sanatkarı, hayatı vereni olmaması muhal. Yani gözü veren yok demek, kör demektir. Yok, kör demektir. Bana hayatı veren yoktur demek, hayatsıza
hayatsız demektir yani. Bana gözü veren yoktur demek, hayatsızdır demektir. Yani bana gözü verirken güneşi bilmiyor, olur mu? Anne karnında bana gözü takarken dünyayı bilmiyor. Anne karnında bana kulağı takarken dünyadaki sesleri bilmiyor. Anne karnında işe yaramadığı halde akciğeri takarken dünyadaki nefesi, oksijeni bilmiyor. Anne karnında mideyi yaparken dünyadaki nimetleri bilmiyor. Olur mu? İnsanın ruhunu yaparkenden ahireti bilmemesi de muhaldir. Çünkü ruh buralı değildir. Tefekkür aslına doğru seyahattır. Tefekkür bedensel ayrışmadır, ayrılmadır. Tefekkür hakikatine tanışmaktır. Tefekkür içsel aleme dönmektir. Tefekkür bedeni dayatmalardan çıkmaktır. Şeytandan, cinlerden, ervah habiselerden, düşüncelerden, şehvetten, gadaptan, yani bedensel ve bedeni hayatlardan çıkılmanın tek yolu tefekkürdür. Yani düşünmek, düşünmek yani. Çünkü Kur'an ne güzel diyor, ne kadar az düşünüyorsunuz. Ne kadar da az düşünüyorsunuz. Ne garip ya. Ama maalesef kör olası cehalet ve zalim insan Kur'an'a iddia ettiği Kur'an'ı ters iddia giydiriyor. Diyor ki Kur'an körü körüne inanmamızı emrediyor diyor. Kur'an bizim diyor körü körüne inanmamızı emrediyor diyor. Oysa ne kadar az düşünüyorsunuz diyor. Ne kadar az tefekkür ediyorsunuz diyor. Tamam. Hatta iman etmenin an şartı redle başlıyor. La ilahe, sonra ilallah var. La ilahe. Bak bakayım ilah olacak bu kainata bir şey bulacak mısın? Yok. Bak şimdi bu güzel alemin bir maliki bulunmaması, mal olduğu gibi kendisini insanlara bildirip tarif etmemesi de maldır. Yani Allah bu kainatı yapacak. Senin gözünü yaparken çiçeği biliyor. Senin akciğerini yaparken ana karnında dünyadaki havayı biliyor. Oysa orada işe yaramıyor. Efendim sana iştihaları yaparken iştiha duyguları nimetleri bilir. Bilmemesi mal mı? Elma yarmut yapacak. Senin ruhunu yaparken de ahireti bilmeyecek. Organlar nasıl ki burayı gösterdiği gibi insan ruhu da oraya gösteriyor. O zaman Allah bu alemde Allah'ın olmaması mal olduğu gibi kendisini insanlara bildirip tarif etmemesi de maldır. Sanki tefekkür abi iki parçayı birleştirip ortaya çıkanı fark etmek gibi. Gibi de olur. Mesela küçük kainat olan insan büyük kainat olanla arasındaki bir bağları ortaya birleştirmesiyle evet. Ancak gidebilmesi. Doğru. O da doğru. Devam edeyim bakayım ne diyor. İnsan Malik'in kemalatına delalet eden alemin hüsnünü görüyor. İnsan Malik'in kemalatına delalet eden alemin üstünü görüyor. Ve kendisine beşik olarak yaratılan küre-i arzda istediği gibi tasarruf eden bir halifedir. Yani bir baktığı zaman hakikaten bu mevcudatı dizginlemek çok zordur. Ben Ümit İç'e misal vereyim, yani hatırıma geldi. Bir su pompasını, hortumunu kontrol edemediği için adam askalda yer kesildi, öyle mi? Misal, şimdi su yani değil mi? Su, tazıklı pompa, su. Öyle mi Ümit? Bir tane su. Şimdi bir suyun, tazıklı su, kanalizasyon açan su. Elinde duruyor, çok tazıklı. Kontrolsüz olunca nereye çarparsa demiri mi kesiyor dediler. Kesiyor. Böyle bir şey, tamam. Şimdi bu bir su nevi. Şu yıldızların hareketi. Şu havanın akımı. Karın yağdırılması, yağmurun ne kadar yağdırılacağı, nefesin ne kadar olacağı, oksijenin ne kadar olacağı, %21 oksijen, %76 azot var. Biraz %72 bak, %21 oksijen mi havada? %22 olursa oksijen diyor, en ufak bir şeyi böyle sürtsen kıvılcım çıktı, kainat yanar. %20 olursa donar, nefes alamaz. Ya onun dizginini daha tutamadın, bedeli bu. Şu varlığın
dizginini düşün. Uçak ya. İnsanoğlunun en harika teknolojisi havada giderken türbülanslara bak. Onlara karşı eğiliyor, kalkıyor, direniyor, güç artırıyor, güç bırakıyor, kanat açıyor. Sürüklerse kafayı çeviriyor. İki tane pilot koymuş. Acayip teknoloji koymuş. Yetmiyor. Uydudan kontrol ediyor. Yerden kontrol ediliyor. Bir de dünyayı düşünün. Güneş etrafında dönüyor. İnsan deşit veriyor ya. Saatte 108 bin kilometre hızla gidiyor. Uçak 850 kilometre hızla gidiyor. 1000 bile değil. 1000 olsun. Ha, insan Malik'in kemalatına delalet eden alemin hüsnünü görüyor. Yani Allah'ı işaret eden, onu gösteren, onu tarif eden mevcudatı görüyor. Kendisine beşik olarak yaratılan küre-i arzda istifade ettiği gibi tasarruf eden bir halifedir. Yani bakıyor, var olanlardan istifade ediyor. Yani mesela diyelim ki diş verilmese neyle çiğneyeceksin? Yani bu burun deliği. Çok iyidir nefes almak, doğru, ama bu deliği iki katına çıkar, ciğer patlar. Yani bu burun deliği ciğerin hacmine göredir. Biraz çoğaltırsan, azaltırsan patlatırsın. Traktörün hava lastiğini bisikletin şamyölüne bassan. Aynı miktar komple bassan oraya. Şimdi çok iyidir delik açılması. Öküz deliği gibi burnun deliği olsa ne olur? Tam öküz deliği gibi olsa ne olur? Öküz gibi ciğer olması lazım. Öküz gibi ciğer de yok. Patlar ciğer. Mesela öküzün ağzına mandalinayı ne soymayı? Kabuğuyla komple lokma. Sen şimdi hem soyuyorsun, bir de yetmiyor, dilimlenmiş. Sen at bakalım öyle. Hani bakıyor, kendisine bakıyor. Ha, her şey bana bakıyor. Gitmişti, o kadar nazik ve nazenin ki insan, mandalinasını bile dala takarken dilimlemiş. Bak böyle ye. Portakalı dilimlemiş. Elmayı dilimlememiş. Çünkü sulu değil. Eğer portakalı da elma gibi yekpare yapsa balon gibi patlar su çünkü. Isırdığın anda pat diye bitti her tarafım. Yani halife olduğunu nasıl gözüküyor? Her şey ondan. Hatta semai dünyada dahi aklıyla çalışıyor. Aklıyla uzaya gidiyor. Bak şimdi kullandığı yönteme bakın. Ayağa bakın. Akıl bir ayak. Duygular bir ayak. Akıl ayak ya, aklıyla gidiyor. Oo bak, hayal bir ayak. Hayal ile gidiyor. İlahi ayak, bedensel bir ayakmış ya, ayak bu. Bu. Bedensel. Bu basit. Tefekkür bir ayak. Hayal bir ayak. Düşünce bir ayak. Akıl bir ayak. Kol. Akılla tutuyorsun. Akılla alıyorsun. Maddenin arkasına neyle geçiyorsun? Değil mi? Allah Allah. Hatta semai dünyada dahi aklıyla çalışıyor. Küçüklüğüyle, zafiyetiyle beraber harika tasarrufat acibesiyle. Yani 60 kilodur. Şuraya bak. Yani bir çınar ağacına göre çekirdeği nedir? Bak ben bir şeyim. Allah'ın dışında yaratılan 18 bin aleme göre dünya ve insan hacim bakımından, madde bakımından ne değeri var? Ya bu kadar bir şey. Diyor ki, küçüklüğüyle en ufak bir tozla gözü ağrıyor. En ufak bir sıkıntısıyla ölüm senaryoları geçiriyor. Küçüklüğüyle zafiyetiyle beraber zayıftır. Küçüktür. Ama harika tasarrufat acibesiyle eşref-i mahlukat unvanını almıştır. 60 kilodur. Ama fillere hükmediyor. Dünyaya hükmediyor. Dünyanın işkembesine girmiş.
60 kilodur ama denizin dibindeki balinalara hükmediyor. Havadaki kuşlara hükmediyor. Kabından çıkıp uzaya tasarruf ediyor. Akıl elleriyle ahiretten istifade ediyor. Duygular ellerdir. Fikirler ellerdir. Oralardan fikrin nereye gidiyorsa oradan istifade ediyor. Tasarrufat acibesiyle eşref-i mahlukat unvanını almıştır. Ve elinde cüz-i ihtiyarı bulunduğundan bütün esbab içerisinde en geniş bir selayet sahibidir. Elinde cüz-i ihtiyarı bulunduğundan, yani insanda irade ve cüz-i ihtiyarı olduğundan eline Allah yetki vermiş. Mesela bak, İbrahim sen belirli yere girersin devletin dairesine, bulunduğun şey bölüme. Ben girebilir miyim? Yok. Kart asıyor musunuz? Ama biliniyorsunuz. Senin kimliğin var yani. Şu giydiğim eşyalardan biri. Eşya, hemen tak diye o odalara giriyorsun. Ben giremiyorum. Giremez de bir başkası da giremez yani. Çünkü misal. Herkes yaptı işte. Şimdi alem, dünya, alem içinde alemler var. Alemi berzaha da geçiyorsun mana yaşarken. Kuşların içine giriyorsun. Denizin dibine giriyorsun. İnsanın ruhuna geçiyorsun. Ne ile geçiyorsun? Yetkin. Cüz-i ihtiyarı ile. İradesiyle geçiyor. Yetki bu. Tasarrufa yetkili. Bütün esbab içerisinde en geniş bir salayet sahibidir cüz-i ihtiyarı ile. Binaenaleyh, Maliki Hakiki'nin rusul vasıtasıyla böyle yüksek fakat gafil abdlerine kendisini bildirip tarif etmesi zaruridir ki o Malik'in evamirine ve marziyatına vakıf olsunlar. Yani böyle bir insana bir tarifçi lazım. Yani bir usta lazım. İnsan o kadar mükemmel ki onu sanıyor ancak Allah'tır. İnsan ancak yapabilecek böyle bir Allah olması lazım. Çünkü insanın haddi ve nihayeti yoktur. Haddi, nihayeti yoktur. Hiçbir şey onu durduramaz. Yani muayyen değil. İnsanın taşıdığı, şuraya bak. Şuraya bak, bak bir yer okuyacağım size. Taşıdığı akla. Oraya okuyacağım. İnsan, ilk önce buraya okuyayım. İnsan santral gibi bütün hilkatin, bütün yaratılışın nizamlarına ve fıtratın kanunlarına ve kainattaki nevamis ilahiyenin şualarına bir merkezdir. İnsan. Bak şimdi. Bak şimdi, bak. 101. 101. 99. İnsan arza nispeten, dünyaya nispeten, zahire bakılırsa insan bir zerre hükmündedir. Yani dünyaya bakın, 60 kilonun değeri mi var? Galaksilere göre, samanyoluna göre 60 kilonun ne faydası var? Yani ne kadar büyüktür Abdullah mesela, galaksiye göre 60 kilo nedir? Hiçbir şey. İnsan zahire bakılırsa, insan bir zerre hükmündedir. Zerre ya, ama... Fakat insanın taşıdığı ruha, bak, insanın taşıdığı ruha, GPS ya, chips yani, chip, var ya, öyle hafıza kartı. Bu kadar bir şey değil. 64 GB dediler. Onun içerisine 10 tane film var. 100 tane adam var. Her bir film 1 saat olsa 60 saat var. Ama bu kadar bir şey. Çekilen filmler mekan itibariyle o filmlerin çekildiği yerler itibariyle şuraya bak. Neresi sıkışmış? Filmin çekildiğine bakın. Film çekilirken mekanları düşünün. Ne kadar yerler çekiyor? Arabayla gidiyor, uçakla gidiyor değil mi? Dünyanın bir ucundan bir ucuna. Neresi sıkışmış o mekan? Mekansıza. Mekanı film kayıt. Sen ne zannediyorsunuz? Şu kayıt mekanı mekansız yapıyor. Sessiz yapıyor. Kaydediyor sesi. Ses sessiz oluyor.
Mekan mekan tutmuyor. Yine mi? Hepsi aynı yerde. Abi ya garip değil mi ya bunlar bu şeyler? Kameram mekanı çekiyor, mekanı yok. Yer yok o yani. İçeride yer yok. Allah aşkına ya bunun içinde bir sürü ses var. Ses yok. Ya kardeşim burada ses var işte. Bir sürü ses var ya. Nerede kardeşim bu ses olsa? Duyardım. Cihaza takınca duyarsın. O cihaz ruhtur. İnsan zahire bakılırsa bir zerre hükmündedir. Ama taşıdığı ruha, kafasına taktığı akla, kalbinde beslediği istidada nazaran bu alem-i şehadet yaşamadığımız dünya insana dardır. İnsanı içine alamaz, doyurmaz, istiyap edemez bu dünya insanı. İnsan bu dünyadadır ama bu dünyada olamaz. İnsanı doyurmaz bu dünya. İstiyap edemez, içine alamaz. İnsan peki nedir? Ancak o ruhun arzularını, o aklın fikirlerini, o istidatların meyillerini tatmin ve temin edecek alemi ahirettir. Şuraya bak ya. Ne garip ya. Allah Allah. İnsan ya. Ne garip bir mahluk. Gel de çöplükte harca. Yani sanki hiçbir şey yokmuş gibi, hiçbir şey seni alakadar etmiyor, seninle hiçbir şey alakası yokmuş gibi yaşamak nasıl bir gaflet ya? Ne diyor ayette? İnnehu kâne zâlûmen cehûlâ. Ya. Oysa kendisi neydi? Lakat halaktan insanı fi ahseni takvim. Ya. İnsan ne kadar zalim ve nankördür. Bak şuraya bak. Evet, beşer yani insan zahir ve batın havas ve duyguları ile bilhassa burası çok önemli. İnsan zahir yani dış ve içsel duyguları ile hisleriyle haseten bilhassa derinliğine nihayet olmayan vicdanı ile kainatı ihata etmiş bir kabilettedir. Bak Hazreti Ali'nin ikisini okuyayım. Hazreti Ali'nin sayfası kaçtı? İbrahim. 178 miydi abi yoksa? 178 mi dedin? Oralarda olmasa. Bak. Abi. Sağ tarafta değil mi? Ben solda biliyorum abi yukarıda olmalı. Yukarıda. Solda. 187. 178, 7-8'e değiştirmiş. İmam Ali ve tez'umu enneke cirmun sahirun ve fiken davel alemul ekber. Vallahi başıma bir şey oldu ama ne oldu ben de bilmiyorum. Allah Allah. Of, fesubhanallah. İmam Ali diyor radiyallahu anh. Ve tez'umu enneke cirmun sahirun ve fiken taval alemul ekber. Emrettiği gibi insan küçük bir cisim ise de büyük alemi içine alacak kadar büyüktür. Allah Allah ya Rabbi. İnsan küçük bir cisim ise de büyük alemi içine alacak kadar büyüktür. Ya. İnsan. Allahu Ekber ya. Bak. Bazılar da merak eder. Bu nedir ya? Benim kitaplarım fotokopisi. Evet.
Evet, şu dar dünya, beşerin ruhunda mündemiş olan hadsiz istidatların sümbüllenmesine müsait değildir. Demek başka aleme gönderilecektir. Evet, insanın cevheri büyüktür. Öyleyse ebede namzettir. Mahiyeti âliyedir. Öyleyse cinayeti dahi azimdir. Sair mevcudata benzemez. İntizamı da mühimdir. İntizamsız olamaz. Mühmel kalamaz. Abes insan abes edilemez. Toprağa girip fenai mutlak ile mahkum olamaz. Çürüyüp Adem-i sırfa kaçamaz. Ona cehennem ağzını açmış bekliyor. Ona cennet ise ağuşu nazdaranesini açmış gözlüyor. Subhanallah. Allah. İnsan. Ey koca insan. Nedir seni azdıran demiş ayette. Nedir Allah'a isyan ettiren sebep neydi? Allah haşirde soracağım dedi. Seni azdıran neydi? Fesubhanallah. Ey insan, seni azdıran neydi? Dedim ya. Evet, nasıl ki insan küçük bir alemdir. Yıkılmaktan kurtulamaz. Alem dahi büyük bir insandır. O dahi ölümün pençesinden kurtulamaz. Alem, o da ölecek. O da ölecek, sonra dirilecek. Veya yatıp sonra subu haşirde gözünü açacaktır. Uykuya giriyoruz. Ölümün kardeşidir. Yarı ölüyoruz. Şuuren, beşeriyet itibariyle ölüyoruz. Bedenen yaşıyoruz. Değil mi? Ama haşr-ı bahari gibi sabah uyandırılıyoruz. Ne acayip insan. Şurası da çok hoşuma gidiyor. Ya nereden bahsediyorsun? Beni bunlar hiç alakadar etmiyor. Bak bak. Şurada yeri atırma geldi de. Beni en çok alakadar yani meftun eden bir yer var burada. İnşallah görürüm. Bak şu çok önemli. İnsaniyet onu kainatla alakadar etmiştir. 43. sayfa. 9. söz. İnsan mısın? Beni alakadar etmez diyemez. İnsanı, insaniyeti bütün varlıkla alakadar etmiş. Sana insanlık vermiş, bütün alemi sana vermiş demektir. Gel de çöplükte harca ya. Böyle dedi, şöyle gitti, yaptı, kuyruğuma bastım. Ne kadar acayip. Şu memlekette en az 500 defa kabre boşanmış şu şehir. Ne kadar despotlar, zalimler, ne kadar mazlumlar, ne kadar fakirler, ne kadar zalimler. Ne kadar dindarlar, ne kadar dinsizler. Kadınlar, erkekler. Boşanmamış. Şu yolda. Şu şehir, İstanbul için diyor, en az 500 defa kabre boşanmış. En az 500 defa. Vay be. Beni alakadar etmez diyemez. İnsan olmaman gerekiyor. Eğer alakadar olmadınsa. Bak bir yerde okuyayım. İnsan, burada insaniyet. Ha, insan biz. İnsan biz. İnsaniyet insan değil. 11. hakikatta söylüyor 10. sözde. Bab-ı insaniyet. Bak, bab-ı insaniyet. Yani insaniyet bir hakikati, kapısı var. O alemin kapısı var. Bab-ı insaniyet deniliyor. İnsaniyet kapısı. İnsan oradan girecektir. İnsan oradan girecek. Ne acayip bir şey değil mi?
Bir yerde de diyor ya abi, peygamberler insanlara insanlıklarını kazandırmaya. Evet. İnsanlık makamına. Yükseltmeye gelmiş. Peygamberlerin en büyük vazifesi insanları insanlık makamına yükseltmek için gelmiştir. Yoksa hayvan olarak yaşıyor. Diyor ki, hem zeminde kısa bir zamanda hadsiz vazifeler gören insan, bak zeminde kısa bir zamanda, zaten ömrümüzün üçte biri uykuyla geçiyor. 60 sene yaşarsak 150 gün tuvalette geçer. Günde 2 defa girsen, her girişte 5 dakika versen 150 gün tuvalette geçer. Tuvalete çok girenler başka. Onlar ömürlerinin bir kısmını tuvalete geçiriyorlar. Hem zeminde kısa bir zamanda hadsiz vazifeler gören insan ve hadsiz bir zaman yaşayacak gibi, bu çok önemli delil. İnsan fani, kısa ama hadsiz bir zaman yaşayacak gibi istidat ve manevi cihazat ile teçhiz edilen. İnsana takılan cihaz 60 seneye sığmaz. Ebed istiyor. Sonsuzluk istiyor. Bir anda her yerde olmak istiyor. Dert keder istemiyor. Yaşlanmak istemiyor. Yaşlanmak istemiyor. Ama hepsi ters. Yani insanın cihazlarına bakarsan bu hadsiz yaşayacak gibi iken kısa zamanda yaşıyor. Ve zeminde mevcudata, böyle bir insan, zemin mevcudatına tasarruf eden insan, her şey tasarruf ediyor. Ağacı kesiyor, kuşları öldürüyor. Semayı bozuyor, melekleri kızdırıyor. Acayip. Bu talimgah dünyada ve bu muvakkat ordugah zeminde ve bu muvakkat meşerde bu kadar insana emniyet, bu hadsiz insana masraf. Mesela bugün baklamba var. Bugün bize güneş doğdu. Abi bana mı doğdu ya herkese? Sen de tek olsan da herkes de olsa aynı olacaktı. Dünya döndü. Edilen masrafa bak. Kullanılan mazota bak. Sana bugün güneş doğdu. Kullanılan masrafa bak. Bugün nefes aldın. Kullandığın böbreğe bak, ciğere bak, akciğere bak. Edilen bir masrafa bak ya sana bugün yaşaman için. E bugün ne yaptın? Böbreği düşün, dalağı düşün, beyni düşün, duyguları düşün, akciğeri düşün, güneşi düşün, atmosferi düşün, dünyanın 23 derece 27 dakika duruşunu düşün, 108 bin kilometrede dönüşünü düşün, edilen masrafa bak. Ne yaptın peki? Namaz kılmadınsa hiçbir şey yapmadın oluyor. Namaz kıldınsa meşru, helal olan her şey ibadettir. Tuvalete bile gitsin ibadettir. Namaz kılmadıktan sonra istesen Kabe'yi yap. Hiçbir şey olmamış. Bu talimgah dünyada böyle bir insan. Yani takılan cihazlar nihayetsiz yaşayacak gibi ama fani bir dünyada. Yetmiyor. Bu talimgah dünyada, bu muvakkat ordugah zeminde, bu muvakkat meşerde bu kadar insana emniyet. Bak bir. Emniyet. Bu hadsiz insana masraf. Bu nihayetsiz tecelliyat-ı rububiyet. Bu hadsiz sitabat-ı subhaniye. Allah tek ben yegane insanı muhatap aldı. Ya yennaz. Ey insanlar. Ya has kılıyor şimdi bir de. Ya yellezine amenu. Ey iman edenler. Sana özel kılıyor bu sefer. Bu itabat-ı subhaniye ve bu gayetsiz ihsanat ilahiye, haddi hududu olmayan ihsanat. Ya bir kere kafanda şu yok. Bak niye? Kafanda şu yok. Oh, iyi, elhamdülillah. İntiharı düşünmüyor. Huzurluyum. Sırf böyle huzurluyum diyebilmen için ne vermen lazım? Biliyorsunuz da geçen anlattım. Adamın tekstil fabrikası var. Kaç demişti ya? 308 mi demişti? 108 mi? 308 kişi çalışıyor. Ve telefon gidip gelme olunca nereden arıyorsun dedim. Arabanın içinde sağa çek dedim. Hangi arabanın içindesin dedim. Bak bak. Adam nereden arıyor? Jeep'in içinde. Jeep'teyim abi dedi. Jeep'teyim abi. Ne iş yapıyorsunuz dedi. Fabrikam var dedi. Nerede fabrikam var? Edirne'de.
Peki. Ne kadar için çalışıyor? Ben atölye zannettim. Sana diyor ki adam, ta benim şu kadar. Derdini söyle. Derdini söylemenin lafta ne var ya? Başladı ağlamaya. Kardeşim rahat ol, dur. Sakin ol. Orada çalışan bir şefi söylemiş. Şefi bir iş için şey yapmış. Takip etmiş. Onu çağırmış bu patron. Beni nereden bulmuş bak. Şefta yani kendi fabrikasında işçi. Gel demiş. Delikanlı demiş. Sen demiş odaya çağırmış. Medet arıyor görüyor musun? Buyur patron demiş. Sen takip ediyorum seni demiş. Üç günde beri. Niye o kadar mutlusun, huzurlusun demiş. Sen benim işçimsin. Ben daha çok mutlu ve huzurlu olmam lazım. Olması lazım. Şimdi medet aradığı için oltaya bakayım kim gelecek. Sen niye huzurlusun demiş. Çocuk demiş ki ben Risale okuyorum. O da demiş ki ben de tarikata bağlıyım dedi. Adam fabrikası. Demek ki doyurmamış seni dedi. Nasıl mutlu oluyorsun dedi. Ne yapıyorsun dedi. Dedi okuyorum. Git okuduğunu getir bakalım dedi. O soyunma odasından dedi kitabı aldım abi dedi. Sonra anlatıyor. Getirmiş. Oku demiş. O okuyor anlatıyor. Ondan sonra şöyle böyleydi bize de konu açılıyor. Veriyor benim telefonumu. Rahat diyor orada. Adam rahat diyor. Sonra bahaneyle dışarı çıkıyor arabanın içinde beni arıyor. Şimdi soruyorum size. 308 tane işçim var. Fabrikan. 30 küsur yaşında. Ve jipin içinde. Nedir derdin peki sıkıntı? Aklı tatmin, kalbi teskin edememiş. Doyuramamış için. Jipin olsa ne olur? Jiple intihar edenleri düşün. Uçakla intihar edenleri düşün değil mi? Alman pilot. Alman değil miydi? Uçağı aşağı doğru indirdi de. Yolcularıyla beraber uçurdu havaya. Yani insan, bu nihayetsi tecelliyat-ı rububiyet insan, bu hadsiz itabat-ı süphaniye insan, bu gayetsiz ihsanat-ı ilahiye elbette ve herhalde bu kısacık hüzünlü ömre. Onun için dedim, ya dedi ben niçin sıkılıyor? Ciddi bir hakikatta mahrumsun. Aklın inşaat, inşaattan kalsın, aklı inşa, kalbi ihya, bedeni aktif edecek malzemen yok. Hocam dedi benimle ilgilenir misiniz? Neredeyse geliyorum. Yok zamanım yok derse çıkıyor. Ben seni götürürüm ya. Sen gir, al ben sana tarif ediyorum. Asay Musa'yı git bul. Yazıyor. Nereden bulacağım? Nereden bulursam bul. Neredesin ben ne bileyim? Nereden bulursam bul. Kur'an okumayı biliyor musun? Biliyorum dedi. Ah tamam bitti. Hizbul Kur'an'ı al. Onu da mı nereden bulacağım? Nereden bulursam bul kardeş. Hizbul Kur'an'ı bulacaksın. Asay Musa'yı alacaksın. Tamam. Zaten tarikata mensup namazın var. Ben sana evrad eskarına dokunmuyorum. Bu tedavi. Daha sıkılınca ararsın beni. Ama çok da sıkılırsan nurdersi.com'a gir. Psikoloji derslerini de dinle. İmani dersleri dinle. Ama da oku. Okuma şart. Hep dinlesem 5 saat beni dinleyeceğine 10 dakika risale oku. Koy bırak ya beni dinlemeyin. Bırak onu. 10 dakika oku. Yani böyle bir insan oradan açıldı. Hüzünlü bir ömür. Nedir bu ya? Nedir derdin kardeşim? Derdin ne yani? Bir sorgulasana. Ampul sağlam. Binaya kadar elektrik geliyor. Niye kesik? O zaman bak sigortaya kadar bina girişinde bir sorun var. Veya sigortadan buraya bir şey var. Yani hani bir yerden kopuk var demektir ya. Her şey tamam. Niye ampul yanmıyor? Para desen param var. İşçi değilsin. Jip altında. At, avrat, evlat, iş, eş, aş hepsi var. Derdin ne o zaman? Doymamış. Doymamış. Doğru düşünce malzemeleri yok. Kalbi, kalp motorun çalışacak ceyran yok. Sağlam bir akü düşün. Namaz. Namaz motoru bastı. Orta derece akü,
Namaz çevirdi ama baygınlık gibi çevirdi marş. Bir kart düşün ki imam var. İman ceyrandır. Namaz marşını çevirecek. Kıt kıt. Yok. Ne yapacaksın? Ya yeni batarya alacaksın ya da şarj edeceksin. Ceddi imanikum bile la ilahe illallah. İmanınızı tazeleyin diyor. İman buradan mahluk çıkıyor. Gidiyor, geliyor, azalıyor, çoğalıyor, nurlanıyor. Büyüyor, küçülüyor. Vacip olsa böyle olmaz. İmanınız var. Hüzünlü bir ömür var. Nedir bu ya? Huzurlu olsana kardeşim. Ne? Ha. Adam kuru ekmeğini zeytinyağına batırıyor. Suya batırıyor, sirkeye batırıyor. Hayatta mutlu. Küs değil. Ölümü düşünmüyor. Lan sen jiptesin. Altında 300 kişi var. Ölümü düşünüyorsun. Ben onu anlatmadım menfiyi. Ben diyor atasım geliyor diyor. Göl varmış orada. Ne gölü varsa. Nereye gidiyorsa. Jiple gölün içine atasım geliyor diyor. Düşünüyorum diyor. Mecbur oldum anlatmaya. Çevir dedim arabayı. Söyle hocam. Emret hocam. Asay Musa. Nerede bulacağım? Nerede bulursam bul. Tamam. Tamam. Ya. Nedir derdin? Kalp doymamış. Akıl tatmin olmamış. Sen hayatı hep para zannettin. Niçin? İnsanı makine zannettin. İnsanı makine zannettin. He? İnsanı et ve kemik donmuş hali zannettin. İnsan et ve kemik yığını zannettin. İnsanı bunu zannettin sen. İnsan bu mu ya? İnsan bu mu? Başka bir şey olması lazım. Olmaması lazım. Bu sebeplerle ömrü heyecanlandırıyor beni ya. Nasıl bir insan ölümü düşünebiliyor? Düşünüyor işte. Nasıl çıldırıyor? Nasıl etrafını doğrayıp kesiyor? Cinnet geçiriyor? Nasıl şey yapıyor? Çünkü bir ciddi bir hakikatta mahrum. Nedir o hakikat? Kardeşim Allah'tan mahrum. Kur'an'dan mahrum. Peygamber sünnetinde mahrum. Sünnet derken fıtratına mahrum. Yani Risale okumamış. Aslında imamı tanımamış. Yardım. Saldım çayra mevlam kayra gibi. Doldur boşalt gübre fabrikası. Mutfakta doldur, tuvalette boşalt. Yatağa git, iş veya okul. Mutfak, tuvalet, yatak, iş. Pim açmışsın sen ya. Mutfakla tuvalet arasına ara form atmışsın. Mutfaktaki güzel yemekleri, meyveleri tuvalete dönüştürüyorsun. Bu dil ya insan. Bu olmamalı ya. Olmadığını zaten hadise sana söylüyor. Artık yaşama şansın yok. Peki bir de şey gelecek. Esselatu ve selamu aleyk. Aleyke ya Resulallah. Kim öldü? Felanca. Bir de bize böyle bir selam verilecek. Gel bakalım. Ey Halife-i Rüzemin. Ey muhatab-ı ilahi olan insan. Ey 18 bin alemin hulasası. Ey mevcudatta doymayıp Allah diyebilen yegane mahluk. Gel bakalım. Ne yaptın? Neredeydin? Ezeli ve ebedi. Dönüşü yok. Gel bakalım. Ne yaptın? Kimsin siz? Ben Allah adına görevli memurum. Sorun cevap vereyim. Rabbin kim? Allah. Men Rabbuke, Rabbim Allah'tır. Tamam, senin böyle diyeceğini ben de biliyordum. Diyor. Tamam. Ama Allah emrettiği için diyor, soruyorum. Kitabın Kur'an. Ya. Dinin İslam. Bir perde kalkar. Tanıyor musun? Biz aklı hafızamızda yok. Ruhta var. Bunu tanıyor musun? Bu tanımaz mıyım ya? Bu sevgili peygamberim aleyhissalatü vesselam. Tamam. Sen böyle diyeceğini biz de biliyorduk. Ey bahtiyar insan. Şimdi amele hazır mısın? İlk soru diyor Allah Resulü. Bu itikattı. Namazda nasıldın? Çok iyiydim elhamdülillah. Namazımı kılıyordum. Namazın hesabı asan olan diğer hesapları suhuletli olur. Namaz hesap verdin mi? Tamam, bu hadisi de duydun ya şimdi. Ondan sonrası bir şey olur kesin. Hiç rahat ol. Cema bir müceddidi tanıdın mı? Duydun mu? Duydum. Lakayt mı kaldın? Hayır. Oradan geliyor. Ötekisi bir tanesi de orada yatıyor. Hemen yanı başında.
Ona soruyorlar, bu da duyuyor. Bir dakika diyor, şuna bakalım. Ey insan, o sorular sordular. Sen nereden geliyorsun? Maçtan geliyorum. Hayırdır, hangi maçtan geliyorsun? Ya bizim takımdaki geri zekalı futbolcu geri pas vereyim diye kaleciye gol attı kendi. O atma anında kriz geçirdim, kalp krizi. Heyecandan öldüm. Maçtan geliyorum. Gel. Gel. Hoş geldin. Olmuş da kalp krizi geçirmiş, ölmüş biliyor musunuz? Geri pas yapılıyorsa, nasıl niye veriyorsa ben anlamadım. Geri pas verilirken adam da verildiğini hiç tahmin etmiyormuş. Kendi kaleci pat diye girdi. Kaleci baka baka gitmiş. Adam da o anda kriz geçiriyor, ölüyor. Maçtan gidiyor. Şeyde gördüm, Topkapı Mezarlığı'nda. Dün veya bugün öğleyin gömülmüş, biz de ikindinde dolaşıyoruz. Bizim günah görmeyelim diye teneffüs ettiğimiz mezarlık. Dolaşıyor. Bak biliyorlar. Bizim gezme yerimiz mezarlık. Topkapı Mezarlığı, Zeytinburnu'ndan. Çünkü en rahat ettiğimiz yer orası. Baktım dün veya bugün öğleyin gömülmüş. Çünkü toprak taze. Ha? Sessiz bir yer. Sessiz bir yer. Açık saçık. Açık saçık yok, hepsi kapalı. Hepsi secdede. Hepsi secdede. Hepsi Allah'ı zikrediyor. Hepsi arkadaşlar. Tamam. Şimdi ağaçlar var biliyorsunuz mezarlıkta. Ortada bir mezarlık. Bizim bir Kemal kardeş var. Hasan! Hasan! O öyle ben gün. Ne oldu Kemal? Çabuk gel. Ulan ben bir şey oldu. Çarpıldı mı? Yamuldu mu? Birisi çekti mi aşağıya? Hakikaten korktum ben. Çekiyor mu aşağıya? Ne oldu? Olur da bir çukura derin. Gittim. Ne oldu? Baksana dedi ya pankarta. Yani yeni gömülmüş bir toprak. İşte dedim ya. O kadar taze toprak ki kurumamış. Ya dün gömülmüş ya bugün öğleyin. Biz ikindeyiz. Ağaçtan ağaca pankart asılmış ama pankart indirilmiş. Mezara sürüyor bez. Yazıyor. Nereden bilecektim ben bu yazıyı? Mehmet abi sen rahat uyu. Fenerbahçe yine şampiyon. Çok rahat uyuyor. Çok rahat uyuyordur herhalde. Lelevu. Kalk. Hüzünlü ömre. Bu karışık kederli hayata insan. Jipin Allah Allah. Her şey var. Kederli bir ömür. Bak dikkat et. Ve bitiriyor. Kederli bir ömrü. Ya yok ya. Dinden başka nasıl tatmin olacak ya? İçimi yarsam da bir, yani bu heyecan beni, içimi bir yarsam da bir görseniz o insanların dertini ya. Dert yakanları bir görsen ya. İçimi bir görsen ya. Ya acayip adamlar ya. Pilot adam ya. Her şey tamam. Adam iş adamı ya. Antalya'da böyle bloklar yapıyor ya. Hocam beni kurtar diyor ya. Son katı bir bloğun komple şeyi sana dersini yapayım dedi ya. Kurtar hocam dedi ya. Binadan atlayasım geliyor. Lan derdin ne senin? Neyin eksik? Dünyada her şeyin var diyor. Yemin ediyor uçak kaldırırım dedi ya sana. Uçak kaldırayım istediğin yere diyor ya. Ne derdin ne o zaman? Her şeyin tamam. Bir şey eksik. Bu karışık kederli hayata, bu belalı ve fani dünyaya insan sığmıyor. Sığdırmaya çalışmışsın kendini. Fıtratını burada aradın. İnsanın istidadının istediğini burada aradın. Bundan başına bela çektin. Çünkü olmayan kara kedi. Karanlık odada aramak neyse, olmayan kara kediyi karanlık odada aramak neyse, fıtratını buraya uydurmak, fıtratının arzularını dünyada istemek de böyledir. Olmayacak şeyi olmayacak yerde arıyorsun. La rahat defi dünya ila darul ahire. Bu dünyada rahat yok. Bunu bildiğin zaman rahat edersin. Rahatını ararsan rahatını kaçırırsın. Rahatını oraya tehir et. Ne olur içinde bazı duygular var. De, yap, git, et, seyret. Bu isteğini biraz tehir etmeyi, ertelemeyi biraz becer ya. Biraz it öyle ya. Sonra de. Allah rahmet etsin. Rüştü abinin yanında 16 sene kaldı. 15 sene geçti. 15 sene ne pazar ne cumartesi. Ömrüm bir annemle bile görüştümedi. Hiç hizmet et. Dedim ki abi 2 gün tatil verir misin? 2 gün.
İki ay gideyim. 15 sene. Benim dostlarım biliyor bunu. 15 sene. Bak ne diyeceğim. Adamlara bak. 15 sene sonra 2 gün izin istedim. Tatil yapayım dedim. Ha, 2 gün. Bakarız kardeş dedi. Ne demek? Bir hafta bir sonra gel işte. Şimdi işim var. Sonra. Hani gitti demiyor ha. Başından sen gitti demiyor. Yani öyle bir çapraşık şey zaman arıyorum ki hadi tamam git hadi falan. Hani sakin kafa olmasın. Demedi. Sonra bakarız dedi. Ulan bir hafta geçti hiç adamda ses yok yani. Bir hafta sonra gittim. Abi dedim hani kem küm böyle sobasına odun atıyorum. Bir şey yapıyorum bir şey. Abi hani 2 günde sobaya da odun atıyorum. Hani verecektim falan. 2-3 günde istemiyorum ha. Bakarız dedik ya kardeş. Kalem de şöyle. Tutar şöyle yapardı. Okurken böyle okur. Aynı böyle. Burnunu da böyle yapar. Filosof derler. Oo acayip adam. Ondan sonra böyle işi gücü gece gündüz bu. Burada yatar. Hemen burada yatar. Hemen bulduğun yerde. Ama böyle kalkar. Abdesti de burada ha. Kalkar abdest alır kitap alır. Neyse bir gene denk getirdik. Arabayla derse gidiyoruz. Şoför var. Ben yanı şeyindeyim. Şoförün yanında bu arkada. Abi ya dedim. Öyle bir denk geldi yani. Havasına uyduk. 2 gün bize izin verecektin abi. Tatil yapacağız dedim. 2 gün. Ne yapacaksın dedi. Abi dedi 2 gün kafa dinlenin. Bir tatil yapayım 2 gün. Kardeş dedi biz tatil yapacağız. Sabret. Nerede abi dedim. Kabirde dedi. Burada çalışma mesai saati. Mesai saatinde tatil olmaz. Kabirde tatil yaparız. Orada dinlenirsin. Şimşek gibi çaktı kafama. Ama bunu yaşayan bir adamdı. Aklın almaz. Risale-i Nur o zaman çatılarda, bodrumlarda elle çalışan var ya böyle. Onlar teksir ediliyordu elle. Rüştü abi bu Risale-i Nur basılırken mumlu kağıda yazan, çevrildikten sonra çıkanları tahsil eden bir heyetin başında kadronun. Rüştü abi ayrılması demek mumlu kağıda yazılması ve çıkanları tahsil etmekle durur. Bu hizmet durur. Tamam bir şey anlatmak için söyleyeyim. Annesi vefat etmiş. Annesi. Ondan sonra demişler ki annem vefat etti. Diyor ki tahsil ediyordum killiyatı. Tahsil. Hata var mı? Bıraksam cenazeye gitsem bütün bu kadro çevirenler, matbaayı getirenler, basanlar, zımba yapanlar, cilt yapanlar her şeydi. Yani bir tane eksik olmaması lazım. Annenin cenazesine mi gideyim? Bu kadrodan ayrılayım. Hemen dedi İsa Aleyhisselam hatırıma geldi. Petrus geldi İsa'ya. Kendisi anlatıyor. Petrus İsa'ya geldi. Ya ey Allah'ın Resulü. Babam vefat etti. Babam öldü. Ölen babamı gömeyi müsaade et. İsa Aleyhisselam dedi. Ey Petrus. Ölen babanı ölüler gömsün. Sen dirilerle beraber ol. Ölen babanı ölüler gömsün. Sonra peygamber. Sonra imamı Muhammed Eşeybani. Hanefi mezhebinin 3 imamından. İmam Muhammed, İmam Ebu Yusuf, İmam Azam. İmamı Ebu Yusuf değil. İmam Muhammed. İmam Ebu Yusuf. Babası mı annesi mi vefat etmiş. Babası ki yıkamış. Kefenlemiş, yapmış. Mezarlıkta gidiyor. Yol ayrıldı diyor. Mezarlığa hocam olan İmam Azam'ın dersine. Ders. Ders mi mezarlık mı? Ben diyor zaten yıkadım, yaptım. Defnedilecek. Heyete dedim ki buradaki insana gidin gömün. Ben derse katıldım dedi. Bu adam da ne yaptı? Tamam dedi zaten. Ölüyü diriltecek halimiz yok. Onun da ruhu gidecek. Ve matbaayı terk etmemiş. O bana diyor ki teneffüsünü, tatilini kabire tehir et. Ve ekledi. Tehir etmeyi, ertelemeyi, ötelemeyi, tehir etmeyi, ileri zamanı atmayı öğrenmen lazım. Öğrenilmesi lazım. Zira
Köpek bile eğitiliyor. At bile eğitiliyor. Kendini eğit. En böyle eğitme durup dururken olmuyor. Böyle imtihan olduğun zaman ha eğit. Eğit duygunu. Acayip bir şey. Hayatın içeriği. Acımasız olaylar. Hüzünlü ömre. Bu karışık kederli hayata, bu belalı ve fani dünyaya insan sığışmaz. Belki ancak başka ve ebedi bir ömür insan bu dünyada. Olmaz ya, böyle bir fıtrat olmaz. İnsan ancak başka ebedi bir ömür ve baki bir dar-ı saadet için olabildiği cihetinden, yani verilen cihazlar, verilen hayatla bu fıtrat inşa olmuyor. Demek ki baki bir ömür lazım. Sermedi bir hayat lazım. Alemi bekada bulunan ihsanat-ı uhreviye işaret belki şehadet eder. Ha, insanın fıtratı oraya işaret ediyor. Yani oraya tehir et kendini. Ertelemeyi, ötelemeyi öğren. Yoksa dünya seni buraya gömer. Gölün göle jiple girersin. Anladınız mı? Sırf dünyaya, dünya için çalışanın ruh biter. Huzur ruhtadır. Ruhta yaşamaktır. Enfüse dönmektir. Kendini tanımaktır. Kendini seyahat etmektir. Sıyrılmaktır. Bedensel hayatın dayatmalarına çıkmaktır. Yap onu, bak onu, git onu, et onu. Bu dayatmalardan artık çıkacaksın. Başka şansın yok. Çünkü bedeli çok ağır. Öyle bir ağır ki hem bu dünya hayatını kaybedeceksin, hem de varsa ki var, ahiret sonsuz bir hayat var. O kefenlendiğin zaman, gözler kapandığı zaman, hey, hadiste geçiyor, hey, tabuttaki bağırıyor, nereye götürüyorsunuz beni? Hani beni seviyordunuz? Hani evladımdınız, babamdınız? Beni nereye taşıyor? Hayır, götürmeyin. Mezara götürürlerken tabuttan bağırıyormuş ama sesi gelmiyor. Çünkü bizim radyolar kapalı. O verici istasyon bağırsa ne olur? Radyolar çalmıyor. Ama adam gibi yaşarsan adam gibi muamele görürüz. Adam geldi derler. Hey meleği âlâ. Ey Cebrail. Cenab-ı Hak diyor. Ey Cebrail. Şu adam var ya, şu insan. Evet ya Rabbi. O beni seviyor. İlan etti. Ben de onu seviyorum. Sen de onu sev. Tamam ya Rabbi. Ey melaikeler. Allah felancayı seviyor. Ben de onu seviyorum. Siz de sevin. Allahu Ekber. O huzuru da doldurdu zaten. Anlatmak bile keyif veriyor adama. Anladın mı? Adam bile uçuruyor yani. Tamam. Vahir davahum. Enilhamdülillahi Rabbil alemin. El Fatiha temassalamu.